Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Steam'de en çok satanlar bölümündeki oyunları inceleyeceğiz. Bakalım en çok hangi oyun satıyormuş ya da en çok hangi oyunlar sevilerek oynanıyor. Ben çoğu oyunu biliyorum. Hani çoğu bağımlısı var bu oyunların. Herkes bu oyunları seviyor. Bakalım hangi oyunlar. Left 4 Dead 2 çıkmış. Ben şurayı 4 diye okudum. 7,5 lira değil, 7,75'miş pardon. Yani 7,5-7,75 arası oynayabilir bu oyun. -75 indirim varmış. 2008'in oyunu diyor. 2008 ödüllü bir numaralı oyunu. Tamam, bu oyun bilmiyorum hani. Steam'den oyun almak isteyen arkadaş olursa, hani zombi falan seviyorsanız, bu oyun size belki eşliymiş. Eşli olması çok iyi. Aldığı parayı hak edebilir. H1Z1. Bu oyunu ben açıkçası gördüm. Bir sürü videoda gördüm. 31 lira bir oyunmuş. Eğer hani güzel bir şeyse tamam, para verilebilir. Hiç sıkıntı değil. Şahsen ben eğer bu şekil oynayabilsem bu tür oyunları, tamam, ben de alıp oynarım. Hiç sıkıntı olmaz. Rust 31 lira. Bu Rust acaba nasıl bir oyun? Yani Rust'ta herkes hani işte diyor, bilgisayarımı işte kaldırsa hani oynamayı çok istiyorum diyen arkadaşlar var. Demek ki çok güzel bir oyun Rust. Steam Play'de dediğim gibi 31 lira bir para. En çok satanlarda tanıdık oyunlara bakıyorum genelde. Hani evet, Call of Duty. Evet, 31 lira. Ben şu sanki 7Days to Die, yani bu oyunun da sanki videolarını görmüşler. Call of Duty'nin hani daha çok videolarını görüyorum. 3'e geçelim. Evet, tanıdık bir oyun gördüm. Dying Light. 99 lira. Aslında güzel oyun ya. Ben videolarını biraz inceledim. Grafikleri falan, verdiğiniz bu parayı hak edebilir. Yani bir de bilgisayarınız eğer şayet bütün bu oyunları kaldırabilecek kadar iyiyse, hani indirmek lazım olan güzel bir oyun serisi olabilir. Bu arada telefonumun sesini kısmadım, kusura bakmayın. Şayet videoya çıkıyorsa sesi. Az önce bir mesaj geldi. Daha sonra bakarım. Five Nights Freddy's 4. Bu şu an zaten oynanan en revaçtaki korku oyunu, biliyorsunuz. Hatta en güzeli diyebilirim. Hani oynadım. Hani iki korku oyunu oynadım bu zamana kadar. Slenderman oynadım. Slenderman'ı beğenmedim. Grafikleri kötüydü ama Five Nights at Freddy's gerçekten oynadım en iyi korku oyunu diyebilirim. Çok güzel yapılmış. Ve 15 lira. Normalde Android'de kaça? 8 küsür ben fiyat gördüm. Tabletimde Google Play'de 8 küsür bir fiyat gördüm. 15 gerçekten aslında değer, yani verdiğiniz paraya değer. Ben fullünü belki indirebilirim. Bilmiyorum Steam'e nasıl para yüklenildiğine bir bakmam gerekiyor ama bu oyunu alabilirim. Çok güzel bir oyun. Başka hangi oyunlar var en çok satanlarda? Ben şu ana kadar tanıdık bir oyun fazla görmedim diyebilirim. Yani burada da yok. Outlast 31 lira. Evet. Bu oyun, pardon mikrofona vurdum heyecandan. Gerçekten Outlast, hani korku oyunlarının bir de ikinci sırasında benim için Outlast geliyor. Outlast videolarını da izlemeyi çok seviyorum. Outlast gerçekten bu parayı hak eder. The Walking Dead. Paraya bak. 39-40 lira bir oyun. Dying Light. Five Nights at Freddy's'in ilk oyunu 10 lira. Ben şuradan böyle bir şey vereyim. Şayet tabletiniz varsa Five Nights at Freddy's'e para vermenize hiç gerek yok. Mobagene diye bir uygulama var. Mobagene'ye. Onunla istediğiniz oyunları free olarak indirebiliyorsunuz ki Five Nights at Freddy's 1 de buna dahil. Full'ü 4'ün Mobagene'ye gelmiş. Bunu biliyorum. Mobagene'ye 4 de gelmiş. Full, ama bilgisayara inmiyor Mobagene'ye. Ben bunu denedim.
Kesinlikle inmiyor. Devam edelim. Resident Evil. Bu arada kedi sesi için kusura bakmayın. Sabahtan beri geziyor. Fakat hiç memnun edemedim kediyi. Ben de yerine kapadım uyusun diye. Şu an o yüzden mızmızlık ediyor. Yavru kedi, kusuruna bakmayın. Amnezya. Evet ya, amnezya bu. Hakikaten şu oyun felaket ya. Bu oyun bu parayı hak eder bence hani. Şu oyunun güzelliğine bir bakın ya. Kapağında bile bir ufak bir korkuşluk hissettim. Zaten korku oyunu oynayamayan bir insanım, kalbim var. Ama en popüler oyunların içinde bu olması çok normal. Five Nights at Freddy's 2 15 lira. Birincisi 10 lira, ikincisi 15 lira. Üçüncüyü merak ettim. Üçüncü kaça? İnşallah çıkar önüme. Dying Light Ultimate versiyon, Ultimate Edition versiyon da değil. Ultimate Edition, yanlış okudum. Steam Play'de 132 lira. İyiymiş. 132. Evet, Five Nights at Freddy's 3'te 15 lira. Tüm seriyi satın almaya kalksanız yaklaşık bir 60 liraya yakın bir para bayılırsınız. Ama 1 ile 4'ü indirseniz aynı. Çünkü ikisi de aynı, üçü de birbirine çok benziyor. Tek farkı birkaç güncelleme yapılmış. Yani birinde kapı yok. Birinde araştırmalara göre, hani araştırma göre dedim, şey yok, o yok, bu yok işte. Deathstand. Tuk. Slender. 18'de orijinali. Plants Zombie aslında free bir oyun, şey için, Google Play için. Ha, bu arada Slender'ı da söyleyeyim. Slender da çok izlenen bir oyun. YouTube'da videoları çok izleniyor ve 18 lira. Düşük bir fiyat aslında. Şu an için düşük bir fiyat. Plants Zombie, dediğim gibi Plants vs Zombie. Zombies. Bu tablette biliyorsunuz şey bir oyun. Free bir oyun. Free, bildiğimiz free. Fakat ya yani burada niye paralı 10 lira yani? Kule savunması, strateji, basit eğlence. Bakalım başka. Goat Simülatör. Bu eğer düşündüğüm Goat Simülatörse, hani o keçili oyunsa dediğim. Yani 8 küsüre gördüm Google Play'de tabletler için, ama bilgisayar için biraz daha şey. Bu oyunların hiçbirisini bilmiyorum açıkçası. Yani Resident Evil çok sevdiğim bir seridir. Perili Ev serisi. Bu arada kedi sesini kesti ilgilenmediğim için. Uyuması gerekiyor çünkü. Başka ne var? Goat Simulator. I am Alive. Ben hayattayım gibi bir oyun. Yani Türkçesi ben hayattayım gibi bir şey. Nedir diye bir oyun. Gördüğüm kadarıyla başka YouTube'da videosu çekilen popüler bir oyun görmedim şu an. Bunların arasında. Varsa da siz yazarsınız zaten. Call of Duty'nin zaten orijinali oynanıyor. Kenji. Mortal Kombat'taki Kenji geldi aklıma görünce. Dayvan. Yok, görünür de yok yani. Steam oyun incelememiz bu kadardı. Bugün sizlerle bu oynanan, ben deli gibi oynanan YouTube oyunlarını inceledik. Siz hangi seriyi izlemekten hoşnut kalıyorsunuz? Hangi serinin videolarını daha çok gösterdiğim serilerden? Onu izlemeyi seviyorsanız fikir olarak bana yazarsanız, ben de ileride belki bu oyunlardan birisini çekebilirim. Bilgisayarımı da iyi bir hale getirebilirsem. Beni izlediğiniz teşekkür ederim. Abonemseniz videoyu, beğendiyseniz beğenin. Şayet kanalınız varsa ve dışarıdan izliyorsanız, kanalıma abone olursanız mutlu olurum. Bir başka inceleme videosunda görüşmek üzere.